Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere yapay zeka AlphaZero ile Stockfish arasında gerçekleşen oyunlardan bir tanesini göstermek istiyorum. Daha önce zaten hem açıklama yapmıştım oynadıkları maç hakkında hem de biraz AlphaZero'yu anlattığım bir video var. Onu da aşağıdaki açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Şimdi direkt oyuna geçmek istiyorum. Beyazlarda Stockfish 8, siyahlarda yapay zeka AlphaZero var. Ve Stockfish'in genelde tercihi hep E4 açılışı oluyor beyazlarda ve AlphaZero'nun da cevabı hep E5 olmuş. Ve genelde sıkıcı İspanyol ve İspanyol'daki Berlin defansı oynanmış. Ben bugün İtalyan açılışı göstermek istiyorum ve hakikaten fedalı, güzel bir karşılaşma çıkarmış AlphaZero. Ve Blackburn'u takip edenler de bu oyundan inanılmaz keyif alacaktır diyorum. Ve oyuna geçelim. Beyazlarda Stockfish demiştik. E4, E5, at B3, at C6, fil C4 ve fil C5. Şimdi C3 gibi bir devam yoluna girmek istememiş aslında burada Stockfish 8 ve biraz daha sakin oynanan D3'lü varyanta girmiş ve beni şaşırtan aslında belki de yani çoğu satranççı şaşırtacak hamle burada A6. A6'dan sonra ileride file A7'ye saklama planları var. İşte zaman zaman C3 ile 4 temposundan kaçmak için, zaman zaman ata fil değişmekten kaçmak için böyle bir hamle yapılıyor ama yani 4. hamlede bunu yapmak birazcık erken diyebiliriz. Tabii ki AlphaZero bunun kompansesi olduğunu biliyor. Yani bunun çok da ona zarar vermeyeceğini bildiği için burada oynamış. Ve çok ilginç bir tercih. Belki hemen rok bekliyoruz ama hemen F7'ye bir saldırı var ve at G5 oynuyor burada. Stockfish 8 aslında görmeye alışık olmadığımız hamlelerden bir tanesi. Özellikle bilgisayar son dönemde geliştikten sonra böyle hamleleri normal insanlar oynarken de göremiyoruz. Ve zaten Lee Chess'te de sadece 4 oyun var böyle ve genelde siyahların üstünlüğüyle bitmiş. Çünkü at G5'i belki tempo kaybı olarak görebiliriz ama Stockfish'in de tabii ki burada fikri var. Şimdi F7'yi tutacak tek hamle at H6. Yani tek hamle değil ama en güzel hamle at H6 gibi duruyor. Ama siz bu sefer siyahlarda atı F6'dan çıkmamış oluyorsunuz. Belki de açılış tercihinde önce bir at F6 gelinebilirdi. Rook'tan sonra rook atılabilirdi ama tabii ki tercih meselesi. Ve burada yapay zeka AlphaZero bu varyantla at G5'e de atı H6'dan çıkmak zorunda kaldı. Ve şimdi rook. D6, A4 alan kazanmaya çalışıyoruz vezir kanadında ve aynı zamanda fili de A2'ye saklamak için güzel bir plan. Fil G4 ve fil G4'ten sonra atı beyazlar F3'e dönmüş. Şimdi diyeceksiniz madem atı F3'e döneceğiz hamle kaybetmedik mi atı G5'e giderek? Kaybettik gibi gözüküyor ama aslında amaçlarımızdan bir tanesi at artık F6'ya çıkmadı ve H6'ya çıktı ve H6'da hiçbir şey yapmıyor. Sadece F7 karesini koruyor ve şu anda korumasına da gerek yok. Aynı zamanda işte roktan sonraki siyahlar burada rok atmış. Fil H6 alma tehdidimiz var. Ama önce çok acele etmiyor çünkü bu atın gidebileceği hiçbir kare yok şu anlık. O yüzden hani fil H6 almadan önce birkaç hamle yapabilir ve düşünebilir burada Stockfish. Belki C3 oynanabilirdi ama C3'ten sonra muhtemelen vezir F6 varyantından kaçmış. At D2'den sonra artık fil istediği gibi o çaprazı kontrol etmediği için muhtemelen önce bir H3 oynuyor. Ve fili kovduktan sonra artık şimdi C3 hamlesini oynayabilir ve vezir F6'ya da belki G4 oynama imkanı var. Şimdi C3 ve şah H8. İşte söylemeye çalıştığım, oyunun başında söylemeye çalıştığım şey buydu. Şah H8, Şah H1 gibi hamleleri genelde Blackburn'de görüyoruz. Çünkü mesela fil H6 isteniyor ve şimdi GH6 alıp kaleyi G8'e gelip G hattından güzel bir saldırı başlatabilir aslında burada siyahlar. Ve burada Stockfish'in tercihi fil çarpı H6 olmuş. Şimdi buna geçmeden önce belki başka ne yani siyahların başka amaçları neydi? Şah G8'deyken aslında bu çaprazda duruyordu. Artık F5 sürme tehdidi var. Atı G8'e dönme planlarından bir tanesi belki de. Ve aynı zamanda fil H6'dan sonra şimdi G çarpı H6 ve G hattı bomboş. Tabii ki bu duble siyaha birazcık eksi yazıyor ama yine de bu fikri oynamak bile heyecanlandırdı.
At BD2, fil A7 ve fil D5. Fil D5'ten sonra aslında göstereceğim varyantları göreceksiniz. Burada siyahlar bir piyon kaybetmiş oluyor. Belki hemen bu atı korumaya gidebiliriz vezire 8 hamlesiyle. Ama vezire 8'den sonra hemen fil çarpı C6, vezir çarpı C6'dan sonra da at E5 gibi bir varyant var. At vezir istiyor. Aynı zamanda kendi vezirini de feda etmiş oluyor bir şekilde aslında. Fil çarpı D1, at C6 ve bu varyantın devamında E5'teki piyon artık siyahlarda yok ve yapı çok kötü. Siyahlar bu durumda oyunu muhtemelen yavaş yavaş kaybederlerdi. O yüzden bu varyanta girmekten çekinebilir. Ama burada çok güzel bir vezir E4 hamlesi var. Fakat ona da vezir H5 ve vezir E5'e de vezir H6 gibi bir hamle var. Bu sefer de E piyonlarımızı kırıştık ama beyazlar H6 piyonunu almış oldu ve bir piyon öne geçmiş olurlardı. O yüzden böyle bir varyanta girmekten aslında kaçınıyor. Belki burada aklınıza kalibe 8 gibi bir varyant gelebilir ama oradan sonra bile yani beyazların yapısının çok iyi olduğunu görüyoruz ve siyahın iki tane duble piyonu var ve fil çifti belki bunu dengeleyecek seviyede değil. Burada Alfa Zero'nun tercihi Blackburn'e bir mesaj niteliğinde at E7. Bu sefer B7 piyonumuzu bıraktık. Fil çarpı B7, kale B8 ve fil çarpı A6 devamında aslında iki tane piyon kaybetmiş olduk. Ama dediğimiz o kale G8 fikrinin aslında başlangıcını yapmış oluyoruz. Çünkü şah kanadına artık yani bakan taşlarımızı sayarsak 1, 2 ve artık 3. taşımız da yavaş yavaş alana geliyor. F5 zaten fil buradayken daha şah 8 oynamamızın amaçlarından bir tanesi F5'ti. Hemen almayı tercih etmemiş çünkü hemen almak at F5'in devamında G4 ve at H4'ten sonra aslında burada güzel bir kazanç varyantına götürüyor siyahı. Kale G8, şah H1 ve vezir D7'nin sonrasında artık H3'ü tutmak zorundayız. Şah H2 ve kale G2'nin devamında mata giden bir hamle var. Şah H1, vezir çarpı H3, at H2 ve vezir çarpı H2'den sonra mat olurdu. Şimdi bu varyantı tabii ki Stockfish'le hesapladığı için G4'ü rahat sürebilmek için hemen almıyor. Önce şah H1 oynuyor ve şimdi amacı aslında F5 piyonunu almak. Bu sefer G hattından o tempodan yani bir tempo kaçmış oluyor ve o tempo aslında onu kurtaran tempo olmuş olacak ve şimdi EF5 için bekliyor aslında. Ama Alfa Zero onu da bırakmış ve at G6 oynuyor. At G6'dan sonra amacı atı F4'e yerleştirip G2'ye güzel bir baskı yapmak aslında. Çünkü G hattında hatta belki vezir D7, vezir G7 hamleleriyle de gelebilir. Güzel bir atı başlamış olacak. E çarpı F5. Bu arada şu anda beyazlar 3 piyon önde ama oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu daha deminki mattan gördük zaten. At F4 ve G2 baskı başlamış durumda. D4. D4 aslında hani çok çok anlam ifade etmeyebilir burada. Belki sizlere ama aslında bir tane atak taşını kesmiş olduk ve F2'ye bakan güzel bir fildi o ve D4 ile orada en azından şu anlık duran güzel bir taşımız var. Şimdi belki hemen E4'e bakıyoruz ama E4'ten sonra G4 hamlesi var ve G4 hamlesinden sonra D4'ü tekrar dönüp alabiliyoruz. O yüzden böyle bir varyanta Alfa Zero'da girmek istemiyor. Kale çarpı F5. İşte buralarda fantastik hesaplamalar var aslında Alfa Zero'da. Eğer burada kale çarpı F5, vezir C2 oynanmış oyunda ama eğer G4 oynansaydı ne olacaktı? G4'ten sonra hiç acele etmeden kale F8 oynuyor. Kale F8, eğer siz şimdi G çarpı H5 alırsanız aslında sizin H3 piyonunuz çok zayıf ve vezir D7 ile oraya ben taşlarımı aktarabiliyorum. Şimdi at gibi seçeneklerden bir tanesi ama at çarpı H3, at çarpı H3'ün devamında vezir çarpı H3 ve şah gibi de kale G8 burada güzel bir mat oluyor. O yüzden bu varyanta pek girmek
istemiyor aslında beyazlar. Burada belki hamlelerden başkasına bakabiliriz. Mesela Ataşik'e bakabiliriz ama Ataşik'ten sonra da hemen Vezir C6 gibi bir hamle var ve Vezir C6'dan sonra aslında kaybettiğimiz o fili tekrardan geri almış oluyoruz. Aslında bakarsanız burada at gibi hamlesine de Vezir C6 var. Vezir C6'dan sonra tekrardan istersek Vezir A6'da alabiliyoruz. Oradaki hani şöyle diyebilirim. At üçlü şah şekil varyantlardan belki kaçmak için bunu deneyebiliriz. Varyantlardan benim çok beğendiğim güzel bir varyant var. Buradaki Vezir G2 matını kesmek adına Kale G1 oynanabiliyor. Kale G1'de de Vezir çarpı H3, Şah H2 ve At D3 gibi bir hamle var ve At D3 çok güzel hesaplanmış bir hamle. Eğer şimdi Fil D3 alırsanız bunu almakla hiç uğraşmıyor. Hemen Kale F2. Kale F2'den mat istiyoruz. At F3 çalışmıyor burada. At F1'i göstereceğim. Çünkü neden çalışmadığını şimdi anlayacaksınız. At F1 ve diğer kaleye de geldik. Mata aslında çare yok gibi gözüküyor. Kale feda ediyoruz. Şimdi buradaki değişim sonunda Vezir G4 ve bu vezir boşta kalırdı. Değişmek zorundayız. Ve At G4'ün devamında böyle yani karma karışık bir oyuna gidiyor aslında. Ama burada siyahların biraz daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Kale F5'in devamında bu G4'lü varyanttan kaçıyor. Çünkü daha iyisini istiyor Stockfish burada. Vezir C2 oynuyor. Vezir C2, Kale F8. Şah kanadında çok güzel taşlarımız var ve belki bu vezirin de artık oyuna girme zamanı geldi. Kale A1 ve Vezir F6. Şimdi burada Vezir F6'dan sonra aslında bizim aradığımız şeyin G hattında olmadığını arıyoruz. Öğreniyoruz aslında. Çünkü Kale F8, Vezir F6'da çok güzel bir batarya kurmuş durumda ve F3'e güzel bir baskı var. Şimdi Kale E3 gelmiş. Şimdi Kale E3 gelmese mesela B4 gibi bir şey oynasa, çünkü Kale E3'te kalenin ileride düşebilecek olduğunu görüyoruz. Şimdiden neden kaleyi E3 oynadığını görelim. Şimdi eğer B4 oynasaydı hemen at çarpı G2 var. At çarpı G2 ile aslında bir feda yapmış oluyoruz. Ama şah G2'den sonra bu fedayı geri alabiliyoruz. Fil F3, at F3, ya Vezir F3 de oynanabilir ama çok basit bir mat var burada aslında. Şimdi kale G1'in devam, kale G8'in devamında şah H2 ve şimdi Vezir F4. Şah H1 hemen aldık. Şah H2 ve Vezir G2 mat olurdu. Bu sebeple burayı korumak adına başka bir hamle oynayamıyoruz ve kale E3 geldik. Kale E3, Vezir G7 dediğimiz Vezir D7'li G7'li varyantın bir değişiği ve G2'ye bir baskı yapıyoruz aslında. G hattının açılması böyle önemliydi. Şimdi Blackburn ruhunu aslında Alpha Zero bize çok güzel yaşatmış oldu. Kale G1. Bu çaprazda hala tehlike var beyazlar adına ve at D5. Şimdi at D5'ten sonra kaleye yine bir şekilde gidebileceğimiz düzgün bir kale yok. O yüzden fil B5 oynuyorum. Fil B5'ten sonra fil G6 ve vezir C1'e at çarpı E3 alınmış. F çarpı E3, fil F7 ve fil F7'den sonra amacım şuradaki iki tane piyonu aslında savunacak ve fili oraya koymak ve tabii ki bu çaprazda fil gayet iyi duracak. İstersem şah kanadına atakları da başlamış olacağım. Kale F1, fil D5 ve fil C4'ün ardından şimdi fili A8'e döndüm. A5, burada aslında tehlikeli bir B4 B5 isteği var ama burayı çok güzel hesaplayan bir Alfa Zero var. E4, at H2 ve hani her ne kadar bu çaprazı kapatmış olsam da şimdi vezir G5'te hem A5'i istiyorum hem de E3'ü. İkisinden birini bırakmam gerekiyor ama beyaz olsam herhalde yine bu piyonu bırakırdım. Çünkü hani B4'ten sonraki B4 oynanmış burada. B4'ten sonra aslında iki tane hani daha doğrusu bir tane geçer piyonum var ve bağlı geçer oluyor. Bunun ileride kazanma ihtimali var. Vezir çarpı E3, at G4 ve vezir G5'in ardından vezir E1 oynanmış. Ona da H5 gelinmiş. Şimdi H5'ten sonra H4 kitlemeye çalışacak. At E3, H4. Hiçbir şekilde bu G piyonunu buradan ayıramıyorum ve sürekli bir baskı var. Fil E6,
Fil C6 ve fil C4. D5, B5 ve fil B7. Yine kışkırtmaya devam ediyorum. İleride A6 oynayacak. A6 oynarsa fil A8 oynayacağım aslında. Fil B3, kale BC8 ve A6. Güzel bir kışkırtma hamlesi oldu. Fil A8'e döndüm. Bu filler aslında bu piyonları güzel tutuyor ama şu filin çaprazının o kadar iyi olmadığını söylemekte fayda var. Orayı bir şekilde açmam gerekiyor. Fil A4. İleride C6'yı kesmesi gerekiyor. Eğer bu piyonlar parçalanırsa zaten beyaz oyunu direkt terk etmesi gerekiyor. Fil B6. Tamam, şimdi bunları kilitledim. Artık bu fili bir yerde değişme vaktim gelmiş olması lazım ama o fil hiçbir yere gitmiyor. Belki de bu fili mesela D3 gibi bir kareye ya da G6 gibi bir kareye koysaydık daha farklı şeyler konuşabilirdik. O yüzden şu an oyunun eşitliğe biraz daha yakın olduğunu görüyoruz. Ama dikkat edin, AlphaZero'nun çok güzel fikirleri geliyor. Şah G1, Vezir G3, Vezir çarpı G3, Haş çarpı G3 ve ileride kaleyi F2'ye inme olaylarım var. Kaleyi burada kırışmaktan kaçınıyor. Çünkü kırışıp tekrardan kale F8 geleceğim. Kale A1 geldi. Kale F2, at D1, at DF1. G3 piyonum çok zayıf ama onu elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Kale E2 şimdi alamıyor çünkü E3 piyonu düşerdi. E3 atı düşerdi. At F5 ve G3 piyonum düştü. Ama onun karşılığında ben zaten kalemi beyazların içine girmiş durumdayım. O yüzden hiç sıkıntı yok. G3 piyonu aslında görevini yapmış oldu. Daha doğrusu o H6 piyonuydu, hatırlarsınız. H5, H4, G3 ve bize içeride bir kale kazandırdı. Kale G8, at G3 ve kale D2'nin ardından kale F1 oynanmış. Şimdi fil A5'e de kale F2. Kale çarpı F2, şah çarpı F2, fil C8 ve H4. Fil çarpı C3 ve H4. Kale F8, şah E3 ve fil E1'in devamında. Buraları biraz daha hızlı geçeceğim çünkü oyun hemen sadeleşmeye gidip güzel bir kazanca dönmüş aslında. Şah E2 burada hemen değişimi tercih ediyor. Çünkü değişimlerden sonra bu piyonların daha zayıf kalacağını görüyoruz. Ama filimiz hala kötü durumda. İleride bir C6 sürebilsek keşke. Fil çarpı G3, at çarpı G3, kale G8 ve şah F2'nin ardından şimdi kale G4 oynanmış. Artık bu piyonu da düşürmüş oluyoruz bir şekilde. Fil D1 ama önce E3. Çünkü bu sefer her iki taşa da basmış oluyoruz. Eğer şah çarpı E3 alırsanız kale G3 alınabildiği için burada beyazların tercihi şah F3 olmuş. Ve şah F3'ten sonra tabii ki bu piyonu almak yerine bu piyonu almayı tercih ederim. Çünkü artık filminde önü açılmış olacak. Kale çarpı D4, fil E2 ve kale B4'ün ardından şah çarpı E3. Piyonları değişmekte hiç sıkıntı yok. Ama ben bu piyonları toplarsam zaten oyun sonunda oyunu kazanacağım. D4 şah. Şah D2 ve kale B2'nin ardından şah E1'e kale B3 yenilmiş. Dönüp dolaşıyorum. Bu piyonlar için şu anlık herhangi bir yapabileceğim bir şey yok. Çünkü fil bu çaprazda onları koruyor derken at H5'e şimdi D3 oynayabiliyorum. Ve artık bu piyonlar savunmasız ve tek tek meyve gibi toplanacak o piyonlar. Fil D1 ve kale çarpı B5'ten sonra at B4. Bu piyonu bıraktım. Kale A5'ten sonra G3, kale çarpı A6 ve at çarpı D3. Şimdi bu geçer piyonum var ama bu piyonların o kadar da kolay vezire doğru gidemeyeceğini söylemek lazım. Hem materyal üstünlüğüm var, kaleye at oynuyorum. Hem de geçer piyonumun önünde artık hiç kimse yok. Burayı biraz daha hızlı geçiyorum ve fil D5, şah D2, fil F7, G4 ve şah G7'nin devamında at B2, kale A8. Burada dönüp dolaşıyorlar aslında. Birazcık buraları hızlı geçelim. Dönüp dolaşmanın ardından şahı biraz daha içeri girmeye çalışıyor aslında. Bunu başardığı anda zaten beyazlar oyunu terk edecek. Şah C3, fil G6 ve birazcık daha oynatırsak burada şahın artık yavaş yavaş E5 karesine girebildiğini görüyoruz. Ve H5 sürüşünden sonra da artık burada istenilmeyen bir piyon yapısı var ve bu piyona şah G5'e gelip fille G4'e baskı yapıp kazanacak. Çünkü zaten C piyonu da
doğru zamanda sürüldüğünde oyunu kazanınca döndürecek. Flash yedi. At B2 ve şahı şimdi dönüp G5 karesine girdik. Ve kale E7'den sonra da bu dediğimiz planlar sebebiyle beyazlar oyunu terk etmiş. Aslında çok güzel yani hesapları vardı Stockfish'in. 3 piyon öne geçmişti ama bir şekilde oradan sonra güzel bir şah kanadı atayıyla aslında durum tersine dönmüş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.